Hər vaxtınız, hər anınız xeyir olsun, əziz və hörmətli Kanal 3 izləyiciləri. Kanal 3 kamerası hal-hazırda İstanbuldadır. Azərbaycan Kültür Evində bizim proqramımızın dəyərli qonağı, bəlkə də Azərbaycanda onu çoxları tanıyır, Abdullah Türər Yenər. Abdullah bəy, Dünya Türkləri Birliyi Başqanının özəl danışmanı, özəl müşaviridir. Bugün elə Dünya Türklərindən danışacağıq. Dünyanın istənilən nöqtəsində yaşamasından asılı olmayaraq, soydaşlarımızın qayğıları, problemləri, yaşadıqları haqqında danışacağıq. Bizimlə olun, bizdən ayrılmayın, sizi çox maraqlı açıqlamaları gözləyirik. Abdullah bəy, Kanal 3-də xoş gördük sizləri. Gerçəkdən bizim üçün qürurdur, xoşdur ki, Kanal 3-dəsiniz. Mən istəyərdim ki, verişimizdən bəndə dedim az öncə, siz Azərbaycanda aşağı-yuxarı tanıyanlar çoxdur, amma biraz özünüz barəsində izləyicilərimizə məlumat verəsiniz. Şimdi kardeşimiz Azərbaycana selam, sevgilər İstanbul'dan gönderiyoruz. Bir, özümüz bir, ırkımız bir, dilimiz biriz. Türkçemiz de bir. Sizlerin Azərbaycan Türkçesi dediğiniz Türkçe bundan 40 sene önce, 45 sene önce İstanbul'un lehçesiydi. Çoğu kimse bunu bilmez. Hatta içtima kelimesi vardır. İçtima Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de toplantı olarak düşünülür. İçtimaya çağırıyorlar diye. Sizleri tanımak, sizlerle beraber olmak, kardeşiyle beraber olmak gibidir benim için, bizler için. Bizim bütün gayemiz Türkiye ile Azerbaycan'ın gerçekte olan kardeşliğini hayata tam manasıyla geçirmektir. İyi ve kötü günlerde bir olmayı sağlamak, üzüntülerimizi ve sevinçlerimizi paylaşmak olarak düşünüyoruz. Şöyle diyeyim, bizler Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde olan Dünya Türkleri Birliği'nin söylediğiniz gibi başkan özel danışmanıyım. 5 kıtaya haberlerimizi yayma imkanımız var bizim. Bu konuda çalışmalarımızı da yapıyoruz. Sizlerle de ilgili zaten haberlerin yayılmasına azami gayret gösteriyoruz. Şöyle diyeyim, Karabağ olayı ayrıca bütün Türk dünyasının harekete geçirdi. Sizler de biliyorsunuz bunu. Nasıl diyeceksiniz? Şu anda Rusya Federasyonu'nda yaşayan Türk halkları korkunç bir azatlık, hürriyet aşkıyla yanıyor. Ve sessiz çığlığını kimse duymuyor ama Ruslar bunu duyuyor ve Ruslar şu anda Ruslaştırma hareketine başladı. Dil ve kültürleri yasaklayarak bu konuda resmi kuruluşların yönetim kurulu üyelerini ifadeye çağırmaları, her gün 10 saat, 15 saat ifade vermeye zorlamaları, çok acı bir şey bunlar. Tabii bunları biz nasıl yeneceğiz? Birlik ve beraberliğimizle. Nasıl bir birlik beraberliğimiz? Sözde değil, bilinçli bir birlik ve beraberliğimiz bizi hedefe yaklaştıracak. Bugün bizim Türkiye'de en önemli şey, Azerbaycan'daki 7 yaşındaki çocuğumuz Türkiye İstiklal Marşı'nı okuyor. Ve bu... Var olun, sağ olun. Her çok, zaman çok önemli bu. Gerçekten. Bizleri de tabii ki duygulandırıyor. Atatürk'ün yolunda giderek, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, Atatürk yolunda gittiğimiz zaman, gideceğimiz bir zaman, bütün Türk dünyasının sıkıntıları da bitecektir. Hem Azerbaycan'ın sıkıntısı, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin sıkıntıları bir anda sıfırlanacaktır. Bir ve beraber olmamız bunu emrediyor bize. Zaten Atatürk'ün çok önemli bir konuşması var. Diyor ki, Türk dünyasının birlik beraberliği için dil ve kültürde işbirliği, dili kesin kes karıştırmıyor. Dil ve kültürde işbirliğini öne çıkarıyor. Müşterek çalışmalarımız olacak. Zaten sizlerle de görüşüyoruz sık sık. Evet. Ve ben şurada sizlerle iftar ediyorum. Sizlerdeki hanımefendi akademisyenler hepsi birer milli kahraman. İnanın çok milli kahraman. Ve sizlerin yayınlarını da yakından takip ediyoruz. Ve Türk dünyası da bunu takip ediyor. Sizden haberleri benden almaya başladılar artık. O kadar yakınız sizlerle.
Öyle bir çalışmalarımız var. Ayrıca ben Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Danışmanlığında üstlendik görevimize. Başkanımız da Menderes Demir'dir. Eşi de Azerbaycanlı bir kardeşimizdir. Ne güzel, ne güzel. Ve o da bunu çok önemseyen, kıymet veren bir davranış içindedir. Haber kanallarımızı birleştirme konusunda geniş bir çalışmaları vardır. Bu nedir oluyor? Mesela kültürde, dilde birlik beraberliği sağlayıcı çalışmalarımız vardır. Sorularınızı sorun. Ben çok teşekkür ederim. Bir de aziz izleyicilerimizi nazarına çatdırıram ki çok değerli Abdullah Türer Yener Türkiye'de tanınmış isimlerdendir. Azerbaycan'da da artık tanıyırlar. Bir gerçek bir Türklük sevdası, Azerbaycan sevdası. Ben Abdullah Bey'in Türk dünyası ile ilgili çalışmalarını izleyirəm və təqdir edirəm və gurur duyuram təbii ki və bərabər bu yolda əlimizdən nə gəlirsə edəcəyik. Adam danışarkən Azərbaycan adını dilinə gətirərkən belə qəhərlənirsə, bu insanların sevgisinə şübhə etmək olmaz. Bu səmimiyyətdir. Bu içdən gələn bir duyğudur. Təbii ki problem sorunlarımız çoxdur Türk dünyasının və mən çox istəyərdim ki bugün nə etməliyik? Bu sualı yəqin izləyicilərimiz üçün də maraqlıdır. Nə etməli? Bax bugün nə etməliyik? O sualla davam edək. En bazında dilde ve fikirde işbirliğini daha çok genişletmeliyiz. Necə ki Kasparov demiş. Kasparov dediği gibi. Tabii. Şimdi şöyle bir şey. Bizler devamlı hareket halindeyiz. Şöyle ki Kırım'da Kırım Türkleri işgale uğramış durumda Ruslar tarafından. Doğru. Şimdi Kazan Tatarları olarak da bizim baba tarafı Kazan Tatarı, anne de Kafkas kökenli Çerkez'dir, Ibıhtır. Kazan Tatarları olarak Kırım Tatarları el ele programını başlatacağız yakında. Bu çok önemli bir şey. Ayrıca Türk dünyasının ve Rusya'da yaşayan Türk halklarının sorunları konulu geniş bir sempozyum hazırlıkları içindeyiz. Bir daha söylüyorum. Türk dünyasının ve Rusya'da yaşayan Türk halklarının sorunları konulu geniş bir sempozyum uluslararası başlatacağız. Ama bu 3 ay olur ama 5 ay olur. Bunların hazırlıklarını, ilk adımlarını attık. Çünkü artık dünya global oldu. Herkes birbirleriyle haberleşme imkanımız çok iyi durumda. Kimse kimseden bir şey saklayacak durumda değil. Şöyle diyelim, biz sizlerle iftar ediyoruz. Neden biliyor musunuz? O Karabağ'da biz artık Azerbaycan askeri demiyoruz size. Azerbaycan Türk Silahlı Kuvvetleri diyoruz. Güzel, güzel. Azerbaycan Türk Silahlı Kuvvetleri Şuşa'ya girerken ana yolda beklenen kahraman Mehmetçikleri dağları aşarak bir tek silah sesi atmadan Ermenileri yok ederek Şuşa'ya girmeleri ağlattı hepimizi. Bir şeyden sizin bu samimiyetinizi çok yüksek değerlendiririk. Biz Azerbaycan olarak gurur duyuruk. Ne yaxşı Türkiye'miz var, ne yaxşı Türkiye'mizin sizin kimi üreği Azerbaycan'la döyülen, üreği harada bir Türk insanı varsa onunla döyülen insanlar var. Bir şeyden gurur duyuram ben sizinle ve sizin kimi düşünenlerle. Programımız devam edir, izleyiciler. Abdullah Bey çok duygulanlar yaşattı bize. Təki bütün siyasi münasibətlər, bütün dövlətlər arası münasibətlər bu qədər səmimi olsun. Çox şükürlər olsun ki, Azərbaycan-Türkiyə arasındakı münasibətlərin son zamanlar yüksələn xətt üzrə inkişafının şahidiyik. Hər zaman dostluq olub, amma bizim üçün bir ülke olub, bizim üçün bir nümunə olub. Nur Paşa, Süleyman Paşa, Mürsəl Paşa, Xəlil Paşaların Azərbaycana qardaş köməyinə gəlməsi 1918-ci ildə söhbət Qafqaz İslam ordusundan gedir. Mən çox istəyərdim ki, Abdullah bəy, o ənənə, o gələnək bu gün də davam edirmi? Və davam edirsə, hansı şəkildə davam edir? Qafqaz İslam ordusunun qardaş köməyinə, qardaş yardımına getməsi. Mən istəyərdim söhbətimizi bu cür davam edir. Şimdi, şöyle deyim sizə. Şu anda Türkiyə-Azərbaycan ilişkiləri çok kısa bir zamanda 100 senelik mesafe aldı. 100 senede olacak birleşme
kader birliği yapmayı çok kısa bir zamanda gerçekleştirdik. Ve bizleri mutlu eden, sevindiren Karabağ'da Azerbaycan Türk Silahlı Kuvvetleri girdikleri her yere Azerbaycan bayrağı ve Türk bayrağını çektiler. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu çok önemli bir şey. Zaten Türkiye'de şu anda kalbini açmış vaziyette Azerbaycan'a, Azerbaycan da kalbini açmış Türkiye'ye. Biz et tırnağız, ayrılamayız. Bu çok önem kazandı. Dediğim gibi 100 senede yapılamayacak bir birlik beraberliği bir Karabağ pekiştirdi. Bu çok önemli bir şey. O Mehmetçikler Türkiye'de dağlarda, bayırda aylarca aç, susuz bırakıldı. Komando eğitimi gördüler. Ağaç kavuklarından su çıkartmayı öğrendiler. Kurbağa yediler, yılan yediler ama yürek oldular. O aslında bir gelenekti. Türk ordusunda eğitilen bu askerler Azerbaycan ordusunda da eğitilir. Ve bu savaşta Türkiye'nin istehsalı olan silahların, xüsusilə İHA'ların Azerbaycan'a verilmesi savaşın talihinde büyük rol oynadı. Bizim 3000'e yakın şehidimiz var. Ruhlar karşısında baş eğirik. Gazilerimiz var. Sorunlarıyla beraber onlara can sağlığı diliyirik. Ama şehidlerimizin şahadeti kimi, gazilerimizin o candan keçmeleri kimi, sağlamlığından keçmeleri kimi bir de Türkiye'nin hem diplomatik desteği, hem de böyle lojistik hərbi desteğiyle xüsusi qeyd olunmalıdır. Bu əlaqələrin, bu təmasların inkişafının biz tərəfdarı. Sizin bir təcrübəli ictimai xadim kimi önərləriniz, təklifləriniz nədir bununla bağlı? Şimdi təkliflərin ötəsində iş kendi akışında çok iyi gidiyor. Hı-hı. Mesela biz bugünkü günleri Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan'da seneler önce Kara Harp Okulu'nu kurdu. Evet. Bu Kara Harp Okulu'nu kuran kişiler, paşalarımız, bizlerin de sınıf arkadaşlarımız aynı zamanda. İsimlerini vermek istemiyorum şu anda. Ve Azerbaycan Kara Harp Okulu'nun merasimlerdeki hareketleri, tavırları, şapkalarındaki inişiller, işaretler aynı Türk Silahlı Kuvvetleri'yle eşit derecede. Ünvanlar, rütbeler, hepsi çok güzel şekilde. Yani rütbe birleştiyse, elbiseler birleştiyse, kokartlar, amblemler birleştiyse artık bundan korkulur. Zaten şu anda Rusların da en büyük korkusu bu. Türkiye, Azerbaycan'la birleşirse, birleştik zaten, birleşirse diye bir şeyimiz yok burada. Ruhumuz bir, her şeyimiz bir. Her şeyimiz bir. Bakın, bizler ekmeğimizi bile paylaşıyoruz artık. Sizler de bizimle, biz de sizlerle. Birbirimize destek. Hatta Sayın Aliyev'in bir toplantıda, Türkiye'nin bulunmadığı toplantı, aleyhine bir konuşma yapıldığı zaman müdahale etmesi demişti ki, çok Erdoğan, şey. Sayın Erdoğan yoktursa ben burada varım. Evet, bu bir çok önemli bir şeyler bunlar. Biz unutmuyoruz bunları. Unutamayız. Türel Bey, yaşınızın ihtiyar vaxtında Türk davasında elinizden geleni əsirgəmirsiniz. Buna göre ben size teşekkür ederim. Ve bu söhbətimizde qeyd etdiniz ki, Rusya'da yeni ayaklanma var. Rusya'da yaşayan Türklerin. Yeşillendi. Yani bir kıpırdanma ama var. Ama orada da bildiğiniz gibi sessiz çığlıkları var. Tatarlara karşı çok ciddi baskılar var. Kırım'da Rusya'nın aventuralarına şahidik. Bak bütün bu təhlükələr müqabilində hədəfdə də həmişə Türk xalqları olur. Mən istəyərdim ki, bu təhlükələrdən Türk dünyasına qarşı bu açılan savaş müqabilində nə etməlidir Türklər, bu birliyi necə sağlamalıdır, hansı şəkildə fəaliyyət göstərməlidir? Az öncə, yəni bizim çəkilişdən öncəki söhbətimizdə dediniz ki, təkcə Türkiyə coğrafiyasında 17-18 milyon bizim coğrafiyadan çıxmış Azərbaycan əsirlilər də var. Bunun bir söhbətini etdik. Bax, onların bir araya gelmesi de tabii ki Azerbaycan adına büyük adımdır. Ama bizim isteğimiz daha büyük, daha globaldır. Türk dünyasının bir araya gelmesinden ötürü müəyyən mənimdə dövlət iradeleri var. Türkiye'de bu iş gelir, Azerbaycan'da gelir. Ama mənim elə gəlir ki, nəsə çatmır, yeterli deyil.
Sizin önerinizi bundan bağlı. Şimdi ne biliyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk dünyası ile ilgili düşüncelerini, derslerimizi çok iyi çalışmamız lazım. Hatta hatırladığım kadarıyla Mustafa Kemal Atatürk şöyle bir şey diyor. Bugün Rusya dostumuz. Ama gün gelir ki diyor, Osmanlı gibi, Alman, Avusturya İmparatorluğu gibi parçalanmayacağı ne malum diyor. Onun için diyor, onların topraklarında, onların hakimiyetinde yaşayan soydaşlarımızın diyor, kurtulacakları günden beklemektense şimdiden kurtuldukları zaman yapılacak çalışmalara hemen başlamalıyız diyor. Bakın bunu kaç sene önce 1935'lerde filan bunu Mustafa Kemal görmüş. Ve biz Atatürk'ün ilke ve devrimlerini, inkılaplarını ışığında Atatürk yolunda gidersek bu birlik, beraberlik artık kaçınılmaz oldu. Her yerde bu konuşuluyor. İnanır mısınız? Tataristan, Başkurdistan, Çuvaşistan, Altaylar, Kuzey Kafkasya, diğer bölümler, fazla detaya inmeyeyim. Her yerde bir şey var. Bir hareketlenme var. Bir de Rusların gün geçtikçe Rusya'daki nüfusları azalıyor. Nüfusun azalması Ruslaştırma hareketini hızlandırmalarına neden oluyor. Dil ve kültürü yok etmek istiyorlar. Bir insanın dilini ve kültürünü yasaklarsanız ne olur? Yaşama hakkını kaybetmiş olur. Bir de size bir şey söyleyeyim. Rusya bir kuruluş kurdu. Türk dünyasına karşılık. Rus Dünyası Vakfı'nı kurdu. Dünyanın her tarafında şubeler açıyorlar, Rusça'yı öğretiyorlar. Bunu çok iyi dikkatli takip etmemiz lazım ve incelememiz lazım. Bunu Azerbaycan'da ve Türkiye'de çok yakından takip etmesi lazım diye çok düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Siz hem bir jurnalistikada çalışırsınız, hem içtimai sektörde, içtimai kadim kim çalışırsınız. Bir de işte teşkilatta yaşınızın bu akıl vaktinde dayanmadan çalışırsınız ve bizlere gerçekten örneksiz. Teşekkür ederim size Abdullah Bey. Asıl ben teşekkür ediyorum. Kardeşlerime selam. Sağ olun. Saygı ve hürmetler. İzleyicilerin nezerine çatdırıram ki programımızın konağı Kanal 3 kamerasının karşısında Türkiye'nin tanınmış ziyalılarından, gelen adamlarından ve bugün Türklük davasında önde gelen isimlerden biri olan Abdullah Türer Yener idi. Sağ olun, sağlıkla kalın. Tanrı vatanımızı, Tanrı milletimizi korusun.